Umarım. Hoş geldiniz. Bugün uzun yola çıkıyoruz. Uzun yolda aracımızın ne yaktığına bakacağız. 1.4 benzinli ve LPG'li Punto'muz vardı. Şimdi Çanakkale'ye gidiyoruz. 300 km'de bir yol gideceğiz. Depoyu fullleyip ikisini de deneyeceğiz. Hem benzinde hem de LPG'de ne kadar yaktığını ve nasıl kullandığımıza birlikte değinerek güzel bir video çıkaracağız. Yani tam olarak aracın kaç litre yaktığını, kaç TL yaktığını bugün birlikte göreceğiz. Uzun yolumuza çıkalım. Bayağı güzel güzel yukarı doğru çıkıyor. Bakalım ne kadar alacak aracımızın deposu. 27-30 4 mu arttıran? Evet, kaç almış? 83.43. Aa, bismillah. Şimdi kaç litre aldık arkadaşlar? 24 litre aldık. 83 liraya. Kilometremizi sıfırladık. LPG ışıldır ışıldır oldu tabii ya. LPG'nin en sevdiğim şeylere. O zaman yolumuza çıkalım bakalım ne olacak ne bitecek. Evet arkadaşlar, uzun yola devam ediyoruz şu an. Güzel bir, keyifli bir yoldayız. Dikkat ettiğim kadar aracı aynı şekilde şöyle göstereyim. 3000'de bir de 100'de gidiyor. Yani benzinli araç biraz daha devirli kullanmamızı istiyor, onu diyebilirim. 1.4 aynı şekilde 90 beygir bir araba. Turbo murbo yok, normal standart 1.4 motor var. Sağ şeride geçelim. Orada her yerde aralar olduğu için mecburen tın 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 gidiyoruz. Keyifli bir yolculuk yapıyoruz şu an. Aşağı yukarı hızımız 100-120 arası. Öyle gidiyorum. Devir olarak baktığımızda 3000-4000 devir arası bir gidiyorum. Bunları niye söylüyorum? Ortalama nasıl gittiğimizi, ne kadar yaktığımızı hesaplarken bunları göz önünde bulundurmak lazım. Sonuçta hani, bu araç benzinli bir araç. 7000 devirde 6000 devire kadar gidip bir tıslıp hani 180 dayamak da var. Ama tavsiye etmiyorum ben bu araç Fiat Punto. Yani yavaş gidilmesi daha sağlıklı bence. Ortalama dediğim gibi 100-120 arası gittiğimizde şu an 80 km oldu yola çıkalı. Yolun sonuna tekrar gidiyoruz. Şu an daha Tekirdağ'a gireceğiz. Daha girmedik. Ama tabii sol şeride geçelim birazcık. İleride ışıklar var. Keyifli yolculuğumuzu devam edelim bakalım. En son aldığımızda LPG ne kadar yakacak ki? Ondan sonra da bunu deneyeceğiz benzinle. Bir de benzinle bakalım ne yakacak. Hadi görüşürüz. Yolculuğumuzu devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an Tekirdağ'a geldik. Yol bilgisayarı göstermek istiyorum size. İşteki benzinle 230 km gidermişiz. 6.2 litre diyor ortalama benzinli. Beni şaşırttı bu rakam. 6.2 benzinde bile çok iyi. Şu an LPG'de geziyoruz. 6.2 çok iyi ya. Hani. Toplamda kaç km yapmışım ben? 150 km yapmışım. Bence iyi ya. Şu an 6.2 düştü LPG. Şöyle. 2 tıkta. Şu an Tekirdağ'dayız. Bakalım yolculuğumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, yolculuğumuza devam ediyoruz. Ortalama hızımız görüyorsunuz. Bu sefer de biraz daha İstanbul'a çıktığımızda yüksek devirlerde yakıtını ölçmek istedim aracın. Hani hep 3000 devir ve altı gittiğimizde 5 litreye falan düşüyor gördüğüm şu kadarıyla. Bir de bakalım aynı şekilde uzunda gittiğimizde şöyle yüksek devirlerle ne olacak diye merak ettim açıkçası. Bakalım ne çıkacak. Kamera var mı? Arkadaşlar %7 eğimle girdiğim bir yol vardı. Hemen şimdi kapatayım. %7 eğimli yokuş yukarı yolda 5. viteste 3000 devir 100 ile girdim. Hatta 120 ile girdim, 100 ile çıktım. Öyle diyeyim size. Hani 1.4 LPG'de kullanıyoruz aracı. Ortalama şu an kendi şekilde yakıt tüketimimizi de anlık olarak göstereceğim. Ama normal olarak kullanımda şu anda yokuş yukarı, şu arkamı göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ciddi bir yokuş var arkada hala. Araba yokuşta 1.4 boğulmuyor da 5. viteste 100'leri atlat her yokuş çıkıyorsunuz. Ama isterseniz 4. vitesi alıp 120-130'da gidebilirsiniz.
Örnek veriyorum, şu an sabit aynı şekilde 100 ile gidiyoruz. Yakıt tüketimi 5 litre, 4,5 litre. Sabit işte 95-100, 3000 devir. Yani 4,5-5 litre arası 100 ile giderseniz sabit yakıyor. Bu da normal bence. Tabii yokuşun eğimi, yani şu an bile yokuş çıktığımızı düşünürsek bence normal bir yakıt tüketimi diye düşünüyorum ben. Araç dediğim gibi 2000 motor gibi performans beklemeyeceksiniz. Sonuçta 1.4 bir araç bu. 90 beygirlik bir araç olması lazım. Rus'a da bakacağım tekrar. Aldığım arkadaş 90 beygir demişti. Pardon, aldığım arkadaş 70 kW yazıyor Rus'a dedi. Bu da 115 beygir yapar. Ama tekrar Rus'a bakarak ona göre rakamları size tekrar söyleyeceğim. Ama yol dışı olarak, performans olarak iyi mi? Yani fiyat klasmanında bu model, bu yıl, bu motorda bence iyi. Arkamdan bir tane motosiklet geliyor. Beni zorlayacak mı? Ama 250 cc gibi geldi bana o. Çift farlı Kawasaki. Şu an örnek veriyorum, açıları 110 ile gidiyoruz. Ve ayağım yokuş yukarı bu arada, 7 litrede. Yani yokuş aşağı geldik mi zaten çok sabit bir, az bir gaza basayım. Hani şu normal %'ye gitme gazına basayım ben. Şu an 110 ile gidiyoruz. Motor neymiş? Güzel motormuş. 3.9 litre. Ortalama şu an arkadaşlar 5 litreye düştü araç. 5 litre yakıyor. Bakalım tabii bunu kaçta yaktığını tekrar fullleyerek depoyu deneyeceğiz birlikte. Yolculuğumuzu devam edelim. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar videomuza devam ediyoruz. Şu an hani 80 lira bir LPG almıştık ve hala şu an LPG'de geziyorum. Yol bilgisayarına bakalım ne yapmışız. Şu an hala kendi içerisindeki benzinle 225 km gider diyor. 368 km yol yaptım. Ve hala daha yoldayım. Hala daha yapıyorum arkadaşlar. Bakalım LPG ne zaman bitecek. Ve bittiğinde ne kadar yükleyeceğiz göreceğiz. Ortalama yakıt tüketimim 7 litre gözüküyor. Ama ben yani yolda dikkat etmişsinizdir belki. İstanbul'dan çıkana kadar standart hızlarla geldim. 100-120 arası İstanbul'dan çıktı mı? Daha doğrusu İstanbul'dan çıkmak derken Tekirdağ'a kadar 100-120 ile geldim. Tekirdağ'dan çıkınca 170-180 ile kadar geldim. Hani öyle bir hızla geldim. Şu an ortalama normal 100 ile 3000 devirde gittiğimizde hani gaza yaş dokunuyorum şu an yokuş aşağı. 2,5 litre gözüküyor. 3 litre gözüküyor şu an. Keşan 51, Tekirdağ 135, İstanbul 260 tabelasını gördük. Şu an gaza tam bir yarım basayım. 3,5 litre ortalama benzin yakıyor. 100 km sabit hızla giderseniz 3000 devirde. Bakalım zaten aynı şekilde bu gaz bizi nereye kadar götürecek onu deneyeceğiz. Gaz bittikten sonra tekrar bir gaz alacağız. Bakalım gerçek anlamıyla kaç litre yakmış onu göreceğiz. Ve ondan sonra da aynı işlemi benzin için yapacağız. Bakalım benzinde ne kadar yakıyor. Şu an 3.7 litre yazıyor bu hızda ama bu mu olacak, farklı bir hız mı olacak, farklı bir yakıt mı olacak, onu bir benzinlere göreceğiz. İlk olarak LPG testimizi aynı şekilde birlikte zaten deneyeceğiz. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bakalım ne zaman bitecek gazımız. Bitmeyen LPG yapmışlar. Evet arkadaşlar, şimdi tam 415 km bir yol yaptık. 415 km'ye ben 88 liralık bir gaz almıştım. Şimdi bir daha fulleyeceğiz. Bakalım toplamda 410 km'ye kaç litre mazot diyorum, zartıyorum, LPG yaktı. Ona bakalım bakalım. Evet, hadi doluyor. Bakalım kaç para olacak. Çok merak ediyorum ben de. Bayağı hızlı gidiyor yalnız. Bayağı güzel gidiyor şu an. 30, 35, 40. 24 litre almıştı. Bakalım yine 24 litre mi alacak? 11, 12. Oğlum yapılıyor. Durduralım bakalım. Sonucuna göre. Evet arkadaşlar, şu an 115 lira 43 kuruş yaptı. 34 litre. Şu an bitti gözüküyor. Bakalım biraz sonra bir hesaplayalım kaç litre, kaç kuruş, kaç kuruş yaktığını. 88'e full demiştik şu an. Bakalım bir fişimizi alalım. Evet arkadaşlar, LPG'mizi doldurduk. 115 lira 80 kuruş. Toplamda 34 litre aldı. Şimdi arabayla kaç kilometre yol yapmışız? 412, 420'de. Hesap makinemizi açalım bakalım. Hesap makinesi nerede bunun? Hesap makinesi. İlk olarak kuruş olarak hesaplayalım. Kaç para aldı? 115, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Eski parayla 115 milyon. Kaç kilometre yaptık? 420. Eşittir. 27 kuruş yakmış. Normal değil mi? 27 kuruş. Normal. Bir de gazı biraz da pahalı aldık burada. Litre olarak bakalım. Litrede ne kadar yakmış? Toplamda 34 litre aldı diyoruz.
Onu nasıl hesaplayacağız? Hmm. 34 litre yaktı 400 kilometreye. Bunu 4'e bölersek 100 kilometreye kaç yaktığını öğreniriz diyelim. Aşağı yukarı 8,5 litre. Bununki suratını sil 8 litre. Evet, 1.4 aynı şekilde Punto benzinli LPG'li aracımız. Uzun yolda İstanbul'dan Keşan'a kadar normal geldim. 120 geçmedim. Keşan'dan sonra 160-170 bastığım çok oldu. Ortalama 27 kuruş yaktı. O da uzun yolda 27 yakıyorsa LPG'de şehir içinde herhalde 35 kuruş yakıyordur. Normal diyoruz. İyi iyi ya LPG'de yani, ama çok aldı lan. Ben o kadar alacağını beklemiyordum hani. 80'den sonra. Burada da mazotun fiyatı 3.39 arkadaşlar. 34 litre. Toplam 116 TL aldık. 17 lirası KDV'ymiş. Yani 27 kuruş uzun yolda bence iyi bir rakam. Lahana yaksın yani. Bir de basmasam ben bunu. Hani ortalama şu an yakıt tüketimine de bakalım. Ben basarak kullandım. Şu an gittiğimiz yol 420. Ortalama 7 litre yakmışız. Yani benzinde gitseydik ortalama 7 litre yakıyorduk. Gazla gittiğimiz için 1 litre fazla yakmış. 8 litre yakmış. Biri bilmiyorum bu saat. Bu da kilometre. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz. Bir tane de benzin videosu gelecek dönüş yolunda. Onu da aynı şekilde bir dahaki videolarda göreceksiniz. Ama şu an diyorum ya 1.4 ve seri kullanımda 27 kuruş. Aşağı yukarı 8 litre yakıyor gazda. Ortalama bunu daha düşük böyle 100'ü geçmeden kullanabilirseniz 6 litreye falan düşebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Çünkü araba 1.4 olduğu için çok güçlü değil. Ve bazen yokuş yukarı hız kaybetmesin diye 4. vitese dip gaz gittiğim oldu. Yani 130-140. Yani gazı bildiğin sonuna kadar basıyordum. Ve burada da anlık yakıt tüketimine baktığınızda 18-19 litreler kadar mazot benzin gösteriyordu. E tabii ki benzin 19 gösteriyorsa LPG'de ona göre etkilenecektir büyük bir ihtimal. Hatta şu an üstten tekrar gösterelim. Tekrar fulledik LPG'yi. Dönüşte de aynı şekilde dediğim gibi benzinle çekeceğim. Bu 8 litre normal LPG tüketimi. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız beğenin, abone olun, bir şeyler yapın. Ben yine biliyorsunuz zaten kendi taygunca benim yorumumla ilgili her arabaları tanıtıyorum. Yakıtını, testini sunuyorum elinden geldiği kadar net ve doğru bir şekilde. Zaten teknik verileri, fabrika verileri her yerde var. Onlar çok umurumda değil. Ama tabii ki bir beğenip paylaşmanız bu bizim için ve büyümemiz için iyi olacak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Taygun kaçar. Drop it.